Yerel seçimlere geri sayım sürüyor. Habertürk muhabiri Fatma Onur Moylu Keçiören'de. Seçim yaklaşırken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Akın yanında. Fatma Onur, şimdi sözü sana ve konuğuna bırakıyorum. Bugün Keçiören'deyiz. Ankara'nın en büyük iki ilçesinden birisi. İlçe büyük olunca konuşacak başlık da çok oluyor ama ben önce hemen konuğumu takdim etmek istiyorum. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak. Sayın Başkan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben hemen en güncel olaydan başlıyorum. Açılış diyelim. Evet. Sözü size bırakalım. Evet, yarın Keçiören'de Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. Şu anda Kalaba Meydanımızda çok hummalı bir çalışma var. Yarın saat 1'de İnşallah Cumhurbaşkanımız gelecek ve belediyemizin son 3 yılda yapmış olduğu 145 tesisin toplu açılış törenini gerçekleştirecek. Ve dolayısıyla şu anda bu meydanın hazırlığını yapıyoruz. Bu çalışmalarda da tabii ki belediyemizin gurur ve onur günü olacak. Çünkü 3 yıldır biz hiçbir açılış yapmamıştık. Birçok tesis yapmıştık ama açılışlarımızı yapmamıştık. Yine bu meydanda Cumhurbaşkanımızı ağırlamış ve metronun açılışını gerçekleştirmiştik. O gün sözünü almıştık toplu açılışla alakalı. Kısmet bugünmüş. İnşallah yarın bu açılışı gerçekleştireceğiz hep beraber. Ben de aslında son 3 yılı özellikle sormak istiyordum. Bu son 3 yılda neler yapıldı? İlk akla gelen, sizin ilk aklınıza gelen şeyler nelerdir? Evet, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında tamamlamış olduğumuz 145 tesisin açılışını gerçekleştireceğiz. Bunların başında Gümüşdere Hılamur Vadisi var. Bizim prestij projelerimizden bir tanesi. Bu proje hakikaten bir doğaya dönüş projesi. Toplamda 3100 metrelik bir çayın, derenin içerisinde, merkezinde yer almış olduğu etaptan oluşan bir çalışma. Bir ıslah çalışması aslında. Dere yatağının ve suyun ıslahı üzerine kurulmuş ama etrafının tekrar yeniden düzenlenerek hayata döndürüldüğü bir proje. Gümüşdere daha önceleri yanından insanlar geçerken burunlarını tıkayarak geçerlerdi. Şimdi şükürler olsun 3 tane regülatörümüzle suyumuzu biriktiriyoruz. Arkasında havuzlar oluşturuyoruz. İnşallah su temizliği de tamamlandığı zaman içerisinde kayıkların da yüzdüğü bir alan haline gelecek. 9 ayrı köprüsü var. 3 regülatörle su birikmesi var. İçerisinde çay bahçeleri, yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, insanlarımızın yaşam alanları halinde kullandıkları oyun alanları. Daha fazla sosyal alan mı içeriyor? Daha fazla sosyal alan ve insanların vakit geçirdikleri bir alan halinde tasarlandı ve yapıldı, tamamlandı. İlk olarak o var. Devlet Su İşleri tarafından yatağın ıslahı yapıldı, dere yatağın ıslahı. ASKİ tarafından suyun ıslahı gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla yarın inşallah en önemli projemiz bu. Bunun dışında spor salonumuz, büyük bir eksiğimiz vardı. Kapalı spor salonumuz. Onu tamamladık. Onun açılışı var. Bunun yanında Ihlamur Kasrı sosyal bir alan ve burada da çeşitli toplantıların, çeşitli kokteyllerin, panellerin düzenlenmiş olduğu, düğünlerin düzenlenmiş olduğu çok amaçlı bir salon. Klasik Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esintilerin olduğu güzel bir salonumuz oldu. Onu da hizmete açıyoruz. Abdurrahim Karakoç Kültür, Spor ve Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bağlum'da bu yapmış olduğumuz tesis. Bunun yanında mahalle konaklarımız var, muhtarlıklarımız var, taksi duraklarımız var, sağlık ocaklarımız var. Biriktirmiş olduğumuz, yapmış olduğumuz bu tesislerin tamamını, bunun yanında yeşil alan çok önemli, çevreyle alakalı yaptığımız çalışmalar. Keçiören'in bir mesire alanı yoktu. Bir mesire alanı kazandırdık. 1 milyon 126 bin metrekarelik bir alan içerisinde bu gerçekleştirildi. İçerisinde de göleti olan, içerisinde şelalesi olan güzel bir alan gerçekleştirildi. Anıtlarımız var. Bu anıtları ben 145 eseri sayacağım değil mi? Hepsine yetişirse sayabiliriz tabii Sayın Başkan. Anıtlarla alakalı da bir bilgi vereyim. Keçiören'de anıtlar son derece önemli bizim için. Özellikle Çanakkale Anıtı'nı 100. yıl anısına Kartaltepe Kent Ormanı'nda gerçekleştirdik. 15 Temmuz'u unutmadık ve unutturmayacağız. Onun için yapmış olduğumuz anıtımız var. Keçiören 15 Temmuz'da en fazla şehit veren ilçedir. Onların anısını yaşattığımız anıtımız var. Kutül Amare'nin yine 100. yılı münasebetiyle yapmış olduğumuz anıtımız, Sarıkamış şehitlerimizi andığımız anıtımız var. Bunların her birisinin açılışları inşallah yarın olacak. Sayın Başkan, ben tabii gündemden de konuşmak istiyorum. Yerel seçimlerle ilgili ne söyleyeceksiniz? Tabii gönül belediyeciliği bizim AK Parti'mizin en önemli sloganı ve bu seçimde de memleket işi, gönül işi şeklinde
bir sloganla çıkıyoruz. AK Parti 2019'da da inşallah 31 Mart'ta da büyük bir zaferle çıkacaktır. Mevcut olan belediyelerimizin en iyi şekilde yapmış olduğu çalışmaların yanında bazı belediyeleri de tekrar alacağımızı düşünüyorum. Ben başarılar diliyorum bütün aday arkadaşlarımıza. Biz 10 yıl boyunca Keçiören'de hizmet ettik. 10 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanımız bize bu görevi tevdi etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz şimdi aday değiliz ama aday olan bütün arkadaşlarımıza, bütün partilerimize ve tabii ki biz Cumhur İttifakı'ndayız. Cumhur İttifakı'nın adaylarına başarılar diliyorum. Geçmişte yaptıklarınıza baktığınızda, son 10 yılı değerlendirdiğinizde sizin aklınıza ilk hangi anınız geliyor? Özellikle belediyecilikte gönül belediyeciliğini, kültür belediyeciliğini, sosyal belediyeciliği, yatırım belediyeciliğinin yanında hep bulundurduk. Ve yatırım elbette ki önemlidir. Elbette ki altyapı önemlidir, ulaşım önemlidir, tesisleşme son derece önemlidir. Ama bunun yanında kültürel, sosyal alanlarda da o şehrin ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Dolayısıyla onlarla alakalı da birçok çalışmayı gerçekleştirdik. Bunun yanında kurumsallaşmaya çok önem verdik. E-belediyecilikte en fazla hizmet veren belediye kapı anlamında söylüyorum bunu. Bunun yanında Türkiye'de en gelişmiş ve gelişmesi en yüksek olan 30 ilçenin içerisinde yer almaktadır Keçiören. Bunun yanında bilişim ve şeffaflık alanında da Türkiye ikincisi olmuş bir belediyedir. Birçok alanda yapmış olduğumuz projeler ödülle taltif edilmiştir. Bu ödüllerin içerisinde hem yapmış olduğumuz yatırımlar vardır, hem sosyal alanlar vardır. Sosyal alan deyince tabii ki bizim kendi bölgemizin dışındaki alanlarla da ilgili çalışmalarımız var. Sınırların ötesindeki kardeşlerimizle alakalı da çalışmalarımız var. Şu anda bir ekibimiz Afrin'de, Azez'de bir anaokulunun çalışmasını gerçekleştiriyorlar. Suriye'deki çalışmalar, Türkiye Cumhuriyetler'de kardeş belediyelerimizdeki yapmış olduğumuz çalışmalar, Balkan ülkelerinde yapmış olduğumuz çalışmalarımız var. Bunlara önem verdik. Ve Türkiye'nin gelişmesini orada daha iyi temsil edebilecek şekilde Türk belediyeciliğini de orada temsil etmiş olduk. Tabii ki bizim açımızdan belediyelerin yapmış olduğu çalışmaların hepsi bir noktada, ama bir noktada halkla ilişkiler, yani insanların gönlüne girebilmek, yani yaptıklarınızla o insanların gönlünü fethedebilmek. Çünkü ne yaparsanız yapın bir yere kadar, eğer o gönüllere giremediyseniz de bu işi başaramamışsınız anlamına geliyor. Dolayısıyla biz de ona önem verdik ve halkla ilişkilerimizi biraz daha ağırlaştırdık. Siz güzel ayrılıyorsunuz o zaman. Ben mutlu ayrılıyorum. Yapabileceğim her şeyi yaptığımıza inanıyoruz. Yaptığımız çok güzel işler var. Türkiye'ye örnek olan işler de var. AK Parti belediyeciliğinin önemli bir simgesidir Keçiören ve biz de bu simgeyi en iyi noktaya getirdik. Tabiri caizse Keçiören'e sınıf atlattık. İnşallah bizden sonra gelenler de onu daha iyi noktaya getirecektir. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Keçiören'deydik. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak sorularımızı cevapladı. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Sözü tekrar size İstanbul'a bırakıyoruz. Fatma Nur Boylu, biz de sana teşekkür ediyoruz.